Evrimcilerin öne sürdükleri sahte delillerin en ünlülerinden biri, evrimci biyolog Ernst Haeckel'in çizdiği aldatıcı embriyo gelişim şemasıdır. Darwin, yakın arkadaşı Haeckel'e evrim doktrinini yayarak çok büyük bir iş yapmış olacaksın diyerek ondan teoriye katkıda bulunmasını istemişti. Haeckel de Darwin'in bu isteğini kırmadı ve evrime delil oluşturması amacıyla uydurma bir tez ortaya attı. Buna da rekapitülasyon teorisi adını verdi. Bu teze göre canlı embriyoları gelişme aşamasında türlerinin geçirmiş olduğu sözde evrim sürecinin kısa bir tekrarını yaşıyordu. Örneğin insan embriyosu anne karnında önce balık, daha sonra sürüngen özellikleri gösteriyor ve en sonunda da insana dönüşüyordu. Ancak modern laboratuvarlarda yapılan gözlem ve araştırmalar, Haeckel'in uydurduğu bu teoriyi desteklemek için çizdiği şemaların bütünüyle bir sahtekarlık ürünü olduklarını gösterdi. Ünlü bilim dergisi Science'ın 5 Eylül 1997 tarihli sayısında yayınlanan Haeckel'in embriyoları, sahtekarlık yeniden keşfedildi isimli makalede şu ifadeler yer almaktadır. Londra'daki St. George Hastanesi Tıp Fakültesinden embriyolog Michael Richardson ve ekibinin bildirdiğine göre, Haeckel sadece organlar eklemek ya da çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda farklı türleri birbirlerine benzer gösterebilmek için büyüklükleriyle oynamış, bazen embriyoları gerçek boyutlarından 10 kat farklı göstermişti. Dahası Haeckel farklılıkları gizleyebilmek için türleri isimlendirmekten kaçınmış ve tek bir türü sanki bütün bir hayvan grubunun temsilcisi gibi göstermişti. Richardson, Haeckel'in çizimleri biyolojideki en büyük sahtekarlıklardan biri haline geliyor, diyordu. New Scientist dergisinin 16 Ekim 1999 sayısındaysa konu hakkında şunlar yazıyordu. Gerçekte ise Haeckel'in katı yasasının yanlış olduğu yakın bir zaman sonra gösterildi. Örneğin erken insan embriyosunun hiçbir zaman bir balık gibi solungaçları olmamıştı ve embriyo hiçbir zaman erişkin bir sürüngene ya da maymuna benzer evrelerden geçmemişti. Haeckel'in sahtekarlıkları sadece bununla da sınırlı değildi. Haeckel'in embriyonun yumurta sarısı kesesine benzettiği kısmı gerçekte bebek için kan üreten keseydi. Kuyruk olduğunu iddia ettiği kısmın da aslında insanın omurga kemiği olduğu, bacaklardan önce ortaya çıktığı için kuyruk gibi göründüğü anlaşıldı. İşin en ilginç yanı, Haeckel uydurma tezini desteklemek için çizdiği şemaların sahte olduklarını bundan yaklaşık 100 yıl önce zaten kendisi de itiraf etmişti. Bu yaptığım sahtekarlık itirafından sonra kendimi ayıplanmış ve kınanmış olarak görmem gerekir. Fakat benim avuntum şudur ki, suçlu durumda yan yana bulunduğumuz yüzlerce arkadaş, birçok güvenilir gözlemci ve ünlü biyolog vardır ki, onların çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında, tezlerinde ve dergilerinde benim yaptığımla aynı derecede yapılmış sahtekarlıklar, kesin olmayan bilgiler, az çok tahrif edilmiş, şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekiller bulunuyor. Haeckel'in yaptığı bu itiraftan evrimciler arasında yalan ve sahtekarlığın sıkça başvurulan yöntemler olduğu ve bu sahtekarlıkların devam ettirilmesinde hiçbir sakınca görülmediği açıkça görülmektedir. Ne var ki sahtekarlık ürünü oldukları herkesçe bilinen bu çizimler 20. yüzyıl boyunca dünyanın dört bir yanında ders kitaplarında bilimsel bir gerçek gibi okutulmuştur ve halen de okutulmaktadır.